Dün kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla Kadıköy iskelesinde buluşmuştu STK üyeleri ya da duyarlı vatandaşlar ve de Şili'de başlayan akıma destek vermek için yüzlerce kadının gerçekleştirdiği, dünya genelinde gerçekleştirdiği Lastesis performansı yapmışlardı. Yani dans etmişlerdi ve İspanyolca şarkının da sözlerini Türkçe'ye çevirip bu şarkıyı söylemişlerdi. Ancak İstanbul polisi ya da valiliği pek hoşnut olmadı bu durumda. Gözaltına alınmalar yaptı. Hatta şiddet uygulandı. Daha doğrusu kadına şiddete yönelik yapılan protestonun aslında bir polis şiddetine dönüşmesi gerçekleşti. Biz de Kadın Cinayetleri Durduracağız platformu genel temsilcisi Sayın Gülsüm Kaba bağlanacağız. Gülsüm Hanım merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de herhalde olay yerindeydiniz dün değil mi Kadıköy'de? Evet, sonuçta bizim gördüğümüz görüntülerde kadınlarımız, daha doğrusu bu eylemi yapanlar bir şekilde dünya genelinde gerçekleşen bu dans eylemini yaptılar ve İspanyolca şarkında Türkçesini söyleyerek. Ama polisin gözaltılarına, polisin şiddetine, polisin müdahalesine uğradılar. Anlatır mısınız biraz orada sizin yaşadıklarınızı? Öncelikle böyle bir şey elbette ki hiç beklemiyorduk biz. Çünkü bu Şilili kadınların bir dans performansı ve bir şarkı sözü bütün dünyadaki evrensel olarak kadınların yaşadığı şiddete dair yani gerçekleri de bir düzeyde dile getirmekle birlikte bir şiir sözü, şarkı sözü, bir sanat eseri sözü. Ve birçok ülkede dalga dalga yayıldı. Birçok ülkede kadınlar bu Şili'de kadınlara ses verdiler. Hiçbir ülkede böyle bir hatta hiçbir ilde bizim aynı anda Ankara'da da yine aynı dans performansımız vardı. Orada da hiçbir müdahalede bulunulmazken İstanbul'da bizi de şaşırtan bir biçimde İspanyolcasını en son söyleyip zaten biz kendimiz bitirecekken dansı durdurmamızı istendi. Evet. Cihazı da kapatılmaya çalışılarak. Ama şimdi kadınlar Türkiye'de hemen her gün evlerinin kapısının önünde, evlerinin içinde, sokaklarda yani olabilecek her yerde öldürülüyorken, kesilir nefes de kesiliyorken elbette ki bu dansı yapmak istediler. Elbette ki yapmak. Yani ne yapsın kadınlar? İzleyenlerimize isterseniz bu dansı gösterelim mi sözleriyle beraber? Evet, nasıl barışçı bir ortamda yaptıklarını onlar da izlesinler. Sonra isterseniz konuşalım tekrar. Tamam, sözlerini de anlatalım. Tam onu demek istiyorum. Kadınlar başka bir şey yapmadı ya. Şarkı söyleyip dans da mı etmesinler? Evet. Görelim isterseniz arkadaşlar gösterirlerse. Tamam. Evet. Patriarka bir yargıç. Kadın olmak suçumuz. Kestiğiniz cezamız. Seyrettiğiniz şiddet. Ataerkil bir yargıç. Kadın olmak suçumuz. Kestiğiniz cezamız, seyrettiğiniz şiddet, tecavüzler, cezasız katiller, şüpheli ölümler, kadın cinayetleri, suç bende değil her neredeysem ne giydiysem suç bende değil, suç bende değil her neredeysem. Gördüğümüz gibi aslında tamamen barışçıl bir şekilde söylenen bir şarkı. Sözlerin içerisinde tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan gibi sözlerinin olması gerekçe gösterilip bu müdahale yapıldı galiba. Evet, ama bu evrensel bir şarkı sözü artık evrenselliğe mal olmuş. Kadınların pek çok ülkede dile getirdiği, yani herhangi somut bir kişiyi işaret etmiyor. Bir şiir sözü, şarkı sözü, sanat eseri sözü gibi bir kadınların sürekli suçlandığı, hani başlarına ölüm dahi tüm şiddet biçimleri geldiği halde giydiğiyle, o saatte nerede olduğuyla suçlandığı bir dünyada olduğumuz için buna bir cevaben üretilmiş şarkı sözleri bunlar. O nedenle yani bir çeviri şarkı söylenmesi dünyanın hiçbir ülkesinde, Lübnan dahi sorun olmadı. Bizim de Ankara'da da aynı şey oldu, sorun olmadı. İstanbul'da sorun olmasını, bir de bu sorunu hani görerek bir İspanyolcasını tamamlayıp orada kadınlar zaten kendimiz bu eylemi sonlandıracakken
hani bir şiddet uygulanarak, bir ara sokağa sokulup, orada sıkıştırma yapılarak kadınlara son derece hani hukuksuz bir biçimde de gözaltına alınanların arasında darp izleri de varmış galiba, değil mi? Efendim? Darp izleri de vardı. Evet, Ayşen Ece Kavas arkadaşımızda önemli darp izleri var ve bunun için suç duyurusunda bulunacağız. Bulunuyoruz. Bunun oldu dün. Pardon, avukatlarımız ve baro, İstanbul Barosu suç duyurusunda bulundular. Peki şu anda herhalde birçok aktivist arkadaşlar şu anda herhalde Vatan Caddesi'nde ya da bulundukları yerde neredelerse. Anadolu Adliyesi'nde bekleniliyor şu anda. Saat 10'dan itibaren saat 1'de geleceklerini en erken öğrenmiş durumdayız. Ne gariptir ki her gün öldürülen kadınların acılı aileleriyle, kadınlar hayatta kalsın diye yaralı kadınlarla asla yalnız yürütmemek için onları beklediğimiz adliye kapılarında bugün ömrünü bu sözde vermiş kadınlar için bekliyoruz. Bu çok yaman bir çelişkidir. Yani bu kadınlar öldürülmesin diye mücadele eden kadınların hani kıymetini bilip hani koruması, kollaması gerekirken hani kamunun bu muamelenin yapılması kabul edilemez. Ayrıca da dünkü hani hem müdahale hem de müdahale etme biçimi anayasaya aykırıdır. Evet, anayasa hak ihlalidir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel sekreteri Fidan Ataselim, Sevda Yeniköylü, Nisa Kör, Yaprak Okatalı ve Seda Elhan Barbaros gözaltındaymış galiba. Fidan Hanım'ı evet. Da biz buraya konuk olarak almıştık bundan birkaç ay önce ya da bir ay önce, bir buçuk ay önce. Evet, evet. Sizin yayınladığınız, her ay yayınladığınız rakamları bir şekilde konuşmak için. Doğrusu bu türlü muamele, özellikle polisten gelmesi artık kadın cinayetleri konusunda, kadına karşı şiddet konusunda çok da duyarlılığın ortadan kalktığını gösteriyor galiba. Bir şekilde duyarlılığa çağrılmalarına rağmen o hassasiyet bir anda ortadan kalkıyor galiba. Şimdi bizim zaten bu duyarlılığı 23 kez koruma isteyip yine de korunmamış öldürülen Tuğba Aslan için aynı oranda böyle bir polis kuvvetini beklerken, kadınların bazı giderek artan şüpheli ölüm ve faizli meçhullerde faillerin yakalanmasını, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını beklerken, asıl yapması gereken görevi bırakıp katilleri hani din peşine düşmesi gerekirken bundan uğraşan kadınların peşine düşmesi tabii ki çok ters bir durumdur. Bu çok temel bir hani hak ihlali. Kadınların da yani bu, en son Ceren Özdemir'le birlikte her gün bir acılı haber alıyoruz ama biliyorsunuz Türkiye'de kadınlarda böyle neredeyse içeriden yanan bir yangın gibi artık canımıza tak etmiş durumda. Bu kadar canına tak eden kadınların dansının bile fazla görülmesi, ben yani bütün topluma, kamuoyu vicdanına soruyorum. Kadınlar bu kadar canına tak etmişken sadece dans ve bir şarkıyla protesto etmelerine hani nedeni şükran duymalı herkes. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret ve devlet kurumlarını aşağılama gibi suçlamalarla binlerce insan hakkında davalar açıldı. Yani bu artık Türkiye herhalde Avrupa içerisinde yapayalnız kalan ve kendi insanına giderek de bu hem hakaret temiz davranış, hem şiddet, hem de suçlama, hem yargılama konusunda yapayalnız kalmış bir ülke. Maalesef. Ya ben öyle ama özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Bu maddeden dava açılamaz. Çünkü bu madde, buradaki çeviri şarkı sözü söylenmiş durumda kimse üstüne alınmasın. Yani bu evrensel kadınların her dünyanın pek çok ülkesinde söylediği soyutlama sözler. O nedenle kimsenin üstüne alınmasına gerek yok. Türkiye'de başkan denilince ilçe başkanı da var, belediye başkanı da var, şu başkan, 80 tane başkan var. Evet. Ya dünyada böyle. Dünyada Şili'de kadınlar yazıp söylediği halde Şili başkanı ya da Şili kolluğu bunu yapmıyor da Türkiye'de niye üzerine alınılıyor? Bu maddeden açılması bir kere zaten herhalde yani çok hani hukuk tarihinde görülmemiş bir şey olacaktır. Bir şekilde bu türlü davranışlar caydırıcı etki yaratsın diye olabilir mi acaba? Yani olabilir ama benzer eylemlerin şey gerçekleşmemesi için. Yani olabilir de yani çok nafile bir çaba. Yani dünkü görüntülerde görüyorsunuz kadınlar her gün öldürülüyorken artık ölsünler mi yani ölmemek için elbette bu çabayı gösterecekler. Evet. Yani bütün bu diğer hani üzerine bu kurulmak istenen baskının da ne kadar mesnetsiz olduğunda herkes farkında. Çarkı sözüne dava açılır mı soyutlamaya? Evet. Bu şeyin zaten açılacak şey soyut kalacaktır. Hukuk tarihinde böyle bir şey yok. Bir de ters kelepçeyle gözaltına alma muamelesi doğrusu. Tabii kadın katillerini böyle almıyorken Helin Palandöken'in yani liselik küçücük çocuk internetten silah alıp gitmiş okulun kapısının önünde çocuğu, gül gibi çocuğu öldürmüş adamı el kolu serbest götürüyorlar adliyelere.
yanlış sanık bile getirdiler ilk duruşmasında. Bunlar bu kadar hani özensiz, ihmalkar yapılıyorken hani kadınlara bu kadar durra, yani böyle bir kuvvetle ne demek? Bunu kimsenin kabul etmemesi gerekiyor. Hiç kimsenin bunu kabul etmemesi gerekiyor. Şu anda ne bekliyorsunuz bu dün tabii ki arkadaşlarımızı almak üzere orada bekleniliyor. Arkadaşlarımızın bir an önce olması gereken özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz. Umarım beklentiler gerçekleşir. Çok teşekkür ederim. Tabii ki arkadaşlarımızı almadan size... oradan asla vazgeçmeyip arkadaşlarımızı alarak döneceğiz. Evet. Çok teşekkürler size. Veda teşekkür ederken ediyorum. De biz dünyada bu türlü eylemlerle ilgili yapılan dansları gösterelim. Ve tamam, Türkiye'dekinin de hiçbir şekilde ondan farklı olmadığını da gösterelim. Ama sadece ve sadece bu türlü muameleye uğrayan insanların Türkiye'de yaşadıklarını da söyleyelim. Ve diğerlerinden ne kadar farklı bir ülke olduğumuzu da birazcık izleyenlerimize anlatmış olalım. Tamam, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.